Evet sevgili dostlar, yeni bir Merkür gerilemesiyle buluşuyoruz. Tekrar bir Merkür gerilemesi başlıyor. Ve bu Merkür gerilemesinin gelen etkilerini, hepimizin nelere dikkat etmesi gerektiğini özellikle nakşatralara, takım yıldızlara göre ikiye de ayırmıştım. 9 Mayıs'a kadar olan kısım, 21 Nisan'dan 9 Mayıs'a kadar olan kısım ve 9 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar olan kısımda ayrı ayrı nelere dikkat etmemiz gerektiğini uzun uzun dünkü videoda anlattım. Ve şimdi sıra bu etkilerin burçlara olan yansımalarında. Evet bakalım Merkür retrosu, Merkür gerilemesi burçlarınıza göre hangi alanları tetikleyecek? Çünkü haritanızda öncelikle yükselen burcunuza göre mümkün olduğu kadar dinlemeye çalışın. Haritanızda bu retro nereye denk geliyorsa orada önemli bir gelişim, yeni bir cesaret, yeni bir başlangıç etkisini son derece aktif kılmakta. Şimdi Koç burcuyla bir başlayalım. Sevgili yükselen burcu Koç olanlar başta olmak üzere bu retro sizinle çok bağlantılı. Çünkü Koç burcunda ve iki alanı Aşvini ve Baharani ve Aşvini alanını aktif edecek bir Merkür retrosu var. Dürtüsellikle ilgili zaten biraz sıkıntıları olan bir burçsunuzdur. Hızlı hareket etmeyi, acele hareket etmeyi, cesur hareket etmeyi seven enerjileriniz vardır. Liderlik etmeniz adına daha önce öncülük yapmadığınız, liderlik etmediğiniz, biraz cesaret göstermediğiniz, beklediğiniz konuları önünüze dökecek bu Merkür retrosu. Kişisel alanlarınız, kişisel bakış açılarınız, kendinizi yenilemeniz, kendinizle ilgili halletmeniz gereken her noktayı yeniden önünüze koyacak. Bu alanlarda geçmişten gelen konular hayli aktif olacak. Özellikle 9 Mayıs'a kadar olan, 21 Nisan'la 9 Mayıs'a kadar olan kısımda ilişkilerle ilgili vermeniz gereken ya da vermek istediğiniz bir takım kararlarda sizi çok cesur etkiler içinde tutma potansiyeli var bu retronun. Hızlı gelişmeler söz konusu. 9 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar olan kısımda da biraz daha kararsız kaldığınız alanlarda hızlı ilerletebilir, cesaret göstermek istediğiniz noktalarda çok dürtüsel davrandırabilir. Kararsızlıklar içinde olmaktan ziyade düşünmeden hareket etme potansiyeli yüksek. Dikkat dağınıklıklarına dikkat edin ama kişisel alanlarınızda kendinizle ilgili vereceğiniz kararlarda yeni bir dönemi başlatma potansiyelinde bu Merkür retrosu her şeyden önce gerek ilişkilerde, gerek iş kararlarında, gerek hayatınızla ilgili alacağınız, bireysel alanlarınızla ilgili alacağınız birçok kararda hayli etkin olacak. İç arayışlarınızı yüksek tutacak. Kendinizle ilgili iç arayışlarınız, karar vermek istediğiniz noktalar, çok mutlu muyum, niye böyleyim, hani bu sorgulamaların çok yüksek olduğu etkilerden geçeceksiniz. Dikkat dağınıklıklarına dikkat edin ve bireysel alanlarınızla ilgili önemli adımları bu retro döngüsüne denk getirmemeye çalışın. Ama eskileri toparlamak, yeni döngülere geçmek, eteklerinizde bulunan, hani sizi biraz zorlayan ya da geride tutan her şeyin hızlı bir şekilde çözüleceği etkiler de var. Ama neye dikkat edeceksiniz? Dürtüsel olmamaya, düşünerek hareket etmeye, herhangi bir konuda özellikle 9 ile 15 Mayıs arasında bir mücadele verirken, bir şeye girişirken daha sakin olmaya, gemileri yakmadan hareket etmeye. Eğer bu analitik bakışı gerçekleştirebilirseniz kendinizle ilgili yeni bir yön bulmanıza, önemli ilhamlar kazanmanıza, sanatla, yaratıcı enerjinizle bağlantılı çok önemli farkındalıklar geliştirmenize neden olacak. Spiritüel olarak da, hissel olarak da, sezgisel olarak da hiç beklemediğiniz şeyleri vuku buldurabilir. Hissiyatlarınız çok artabilir. O hislerinize, o bilişlerinize iyi güvenmenizi canı gönülden tavsiye ederim. Güzellikler getirsin, kolaylıklar getirsin. Tüm getireceklerini size huzurla, dengeyle, rahatlıkla versin inşallah. Tüm işlerinizin kolaylıkla ve su gibi akacağı şahane bir retro döngüsü temenni ediyorum. Ve sevgili boğa burçları, yükselen burçları özellikle boğa olanlar sizin adınıza hangi etkileri aktive ediyor? Tam arka alanınızda gerçekleşecek. Bu nedenle iç dünyanızda bir takım karışıklıklar yaşama potansiyeliniz var. Kendi iç sorgulamalarınızın çok artacağı, hissiyatlarınızın çok yüksek olacağı, kendinizin bile şaşıracağınız bilişlerinizin vuku bulma potansiyeli var. Çok ilginç rüyalar, haberci rüyalar, haberci etkiler, tüm bunlar aktif olacak. Arkanızı iyi kollamanız lazım. Gardınızı iyi almanız gerekiyor. Arkanızdan iş çevrilme potansiyeli çok yüksek. Bu anlamda özellikle
İletişime, dedikodulara, iftiralara, kıskançlıklara çok çok dikkat etmeye çalışın. Dünkü genel etkiler videosunda bahsetmiştim. Ergen ruhlar, yani gelişme gösterememiş, belli bir yerde kalmış ruhlar için çok tehlikeli bir Merkür retrosu var. Bu tip insanlarla diyaloglarınıza ve ilişkilerinize çok dikkat edin. İyi kullanın, kendinizi iyi korumaya çalışın ve bu süreç içerisinde biraz gözünüzü dört açmaya önem verin. Yurt dışıyla bağlantılı bir takım işler yapıyorsanız, kontaklarınız varsa burada çok önemli açılımlar olacak ve hızlı gelişmeler söz konusu olacak. Bir hastane işiniz olabilir. Daha önce eksik kalmış, iyi memnun kalmadığınız bir operasyon veya benzer bir işlemle ilgili yeniden bir üstünden geçmede söz konusu olabilir. Kimliğinizi, kendi arayışlarınızı yüksek tutacak bir Merkür retrosu. Ama unutkanlıklara, kayıplara, sahtekarlara karşı sizin çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu anlamda imza attığınız yerlere, gönderdiğiniz maillere, size gelen işte bir takım linklere ya da işte yatırım fırsatı diye önünüze çıkan şeylere çok dikkat edin. Bu alanda özellikle giderler alanınızda böyle hani uyanık olmanız, bilmediğiniz yatırımlara da bu anlamda girmemeniz son derece önemli olacak sevgili boğalar. İç dünyanızın, iç alanlarınızın ve düşmanlarla, gizli düşmanlarla olan etkilerinizin yüksek olduğu bir enerji olacak. Fakat tecrübeleriniz de yükseliyor ve burayı inanıyorum ki en yüksek ayrınıza en kolay şekilde rahatlıkla atlatma potansiyeliniz olacak. İşleriniz su gibi aksın. Tüm Merkür etkisi, tüm bu gerilemenin enerjisi kolaylıkla tamamlansın inşallah. Ve sevgili İkizler Burcu, özellikle yükselen burcu ikizler olanlar, sizin burcunuzun yöneticisi Merkür, hedefler, sosyal alanlar, kazançlar, bu alanlarla ilgili tıkanan noktalarınızı yeniden aktive ediyor. Hedeflerinizi değiştirme, bu alanlarda cesur kararlar verme potansiyeliniz yükseliyor. Dikkatli olun, risklere girmeyin. Çok riskli şeyler de yapma potansiyeliniz var çünkü. Herkesin yatırım, matırım, kazanç diye önünüze koyduğu her şeye inanmayın. İyice araştırın. Araştırmadan, emin olmadan, bir bilene sormadan özellikle riskli yatırımlar, bilmediğiniz alanlardaki kazançlarla ilgili gaza gelmemeniz gerekiyor. Bu kısım sizin için son derece önemli. Arkadaşlıklar, ilişkilerde önemli sınavlarınız olacak. Görmediğiniz, onlarla ilgili bilmediğiniz, fark etmediğiniz birçok noktayı birdenbire önünüze düşecek ve fark etmek durumunda kalacaksınız. Bu sizi hani şaşırtmasın da üzmesin de. Sezgileriniz sizin de yüksek ama bir taraftan da kazançlar ve hedeflerle ilgili özellikle geçmişten gelen, daha önce başlayan, yarım kalmış, mücadelesini ettiğiniz, toparlamaya çalıştığınız noktalarda çok çok önemli aktivasyonlar söz konusu. Dikkat, dağınıklığına çok dikkat etmeniz gerekiyor sizin. Bilhassa 9 Mayıs'ta 15 Mayıs arasındaki döngüde bu anlamda çok aktif etkiler var. Bir de fiziksel görüntünüz, işte estetik ya da benzer noktalardaki bir takım dokunuşlar için çok radikal kararlar almayın. Hızlı fikir değiştirme, sabitlenmekte zorlanma söz konusu olabilir. Siz de başkalarına söz vermeyin. Size verilen sözlerde de biraz daha dikkatli olmaya özen gösterin. Kiralamalar, kontratlarla ilgili sizin özellikle bir parça daha dikkat etmeniz lazım. Sizi uzun vadede bağlayacak bu herhangi bir imza, bir evlilik kararı, bir ilişki kararı veya kontrat, anlaşma, bir iş görüşmesinde bir sözleşme, uzun vadede bağlayacak herhangi bir kontratta iki kere düşünmeniz gerekiyor. İlişkilerle ilgili arkadaşlarınızla ilişkiniz arasında dengeyi iyi kurmanız lazım. Burada bir de laf getirip götürenlere, düşünmeden hareket edenlere, biraz fitne fücur kişilere daha fazla dikkat etmeniz son derece önemli. Herkesle bu süreç içinde her şeyinizi paylaşmayın. Daha kontrollü, daha analitik, acele etmeden hareket edin. Ama önemli bir fırsat, önemli bir kazanç, tıkanan bir yol birdenbire de açılma potansiyelinde bu süreç içinde sevgili ikizler. Aşkta, parada, bollukta, berekette her şekilde yollarınız açık olsun. Güzellik içinde kolaylıkla bu süreci ve Merkür Retrosu'nu tamamlamak nasip olsun inşallah. Ve sevgili yengeçler, özellikle yükselen yengeçler, kariyer ve iş alanlarınızda bir Merkür Retrosu var bilhassa çalışanlar için. Çalışmıyorsanız evlilik, eğer evliyseniz evlilik ve benzeri alanlarda, yani toplumsal statülerinizi gösteren noktalarda biraz daha dikkatli olun. 1. Herkesin her dediğine inanmayın. Dedikodulara,
biraz daha fitne fücür kişilere karşı uyanık olmanız gerekiyor. Kariyerde, işte gemileri yakmayın, spontan davranmayın, iyi düşünerek hareket edin ve aceleyle karar vermeyin. Bir teklif, çok cazip bir işte yeni bir görüşme, bir teklifle ilgili çok böyle hani hızlı hareket etmeye çalışmayın. Kontratlar, anlaşmalar, sizi uzun vadede bağlayacak herhangi bir imza atacağınız herhangi bir şeyde mutlaka bir danışana, bir avukata, bilen birine sormadan hareket etmemeye gayret edin. İş ve kariyerle ilgili bir takım tıkanıklıklarınız varsa, bir takım zorluklarınız varsa burada hızlı değişiklikler olabilir. Siz de tahammülsüz olma potansiyelindesiniz. Yani daha önce ilişkilerde, işte aile büyükleriyle olan ilişkilerinizde daha önce tahammül ettiğiniz, hani idare ettiğiniz bir sürü şeyi edemez hale gelme potansiyeliniz var. Bir taraftan duygusal olarak çok dalgalanma, isteklerinizin yüksek olması ama bir taraftan da duygusal kararlar vermede potansiyeliniz yüksek olacak. Bu nedenle bu dengeyi de iyi ayarlamanız lazım. Duygusal kararlar vermeyin. Analiz etmeye çalışın. Özellikle ilişkilerle ilgili sakin ilerlemeye çalışın. Bu bir arkadaşlık ilişkisi de olabilir. Bu bir duygusal alanda, alan içinde söz konusu olabilir. Özellikle çalışanlar için iş ve kariyerle ilgili noktalarda bu sürece dikkatli, akıllıca ve gemileri yakmadan yönetmeniz son derece önemli olacak sevgili yengeçler. Aşkta, parada, mevkide, gönlünüzde ne varsa tüm bu alanlarda size çok güzel fırsatlar, yenilenme şansları ve her şeyden önce toparlamanız, tecrübe sahibi olmanız gereken noktalarda da kolaylıklar getirmesini canı gönülden temenni ediyorum. Ve sevgili aslan burçları, özellikle yükselen burçları aslan olanlar, hedeflerinizle ilgili büyük dönüşüm etkilerinden geçirecek sizi Merkür Retrosu, dönüşüm alanlarınızda hasıl oluyor her şeyden önce. Ve ailevi alanlar, babanızla ilgili konular, yurt dışı konuları, belki yayıncılıkla ilgili enerjiler, tüm bu noktalarda çok olumlu ve toparlamanız, düzeltmeniz, yeniden başlatmanız gereken noktalarda da cesur adımlar attırma potansiyeli var. İletişimde bir takım potlar olabilir. Sizin artık hani tahammülünüz azalabilir. Sizi zorlayan kişilerle, bu bir dostluk olabilir, bir arkadaşlık olabilir, bir ilişki olabilir. Onlarla bağlarınızın sizin tarafınızdan hızlı şekilde koparılması, bir şeye set çekilmesi anlamında güçlü etkilerden geçeceksiniz. Acil kararlar vermeyin. Özellikle yurt dışıyla bağlantılı tıkanmış işler, belki durmuş bir konsolosluk görüşmesi, bir vize çalışması, bir başvurunuz, bunlarla ilgili hızlı etkiler, önceden başlayan tıkanan konularında ilerleme potansiyeli var. Ama yepyeni bir başvuruyu, özellikle yayıncılıkla ilgili, eğitimle ilgili, yurt dışı ile ilgili etkileri bu süreçte pek hani adım atmamaya gayret edin. Eğitimle ilgili ve kişisel gelişimle ilgili önemli etkilerden geçeceksiniz. Şans enerjilerinde yepyeni yollar açılacak, yepyeni farkındalıklar kazanma şansınız olacak. Beklemediğiniz yerlerden gelecek şanslara karşı hazırlıklı olun. Bu nedenle ne olursa olsun düşüncelerinizi, duygularınızı, beklentilerinizi pozitifte tutmanız son derece önemli olacak sevgili aslanlar. Özellikle 9 Mayıs ile 15 Mayıs arasındaki döngüde çok hızlanma. Her şeyin tuttuğunuz, hani sizin için yavaş giden bir sürü noktanın hızlı ilerleme potansiyeli de yüksek olacak. Teknolojik aletler, cihazlarla ilgili noktalarda ama biraz dikkatli olmakta fayda var. Hukuksal konularda, hukukla ilgili alanlarda bir mahkeme işiniz, bir avukat işiniz varsa davayı ilk kez açacaksanız Merkür Retrosu'nu beklemeniz faydalı olur 18'inden sonra. Ama daha önce açtığınız bir davada bir hızlanma ve beklenmedik şekilde hızlı bir şekilde sonuç alma potansiyeliniz de yüksek olacak. Ve siz özellikle hukuksal alanlar, eğitimle ilgili alanlar, hayata bakışınız, farkındalıklarınızla ilgili bir üst oktava bu retro ile birlikte taşınma ve görmediklerinizi görme şansına büyük oranda sahipsiniz. Bollukla, bereketle, güzellikle ve kolaylıkla tamamlanmasını canı gönülden temenni ediyorum. Ve sevgili Başaklar, özellikle yükselen burcu Başak olanlar, ilişkiler, ikili alanlarla ilgili dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. Bu alanlarda önemli dönüşümler, değişimler söz konusu olabilir.
Diğer taraftan sizin için de dönüşüm döngüsü hayli kuvvetli etkiler var. Bankalar, krediler, parasal konularda Merkür retrosu dikkat gerektiriyor. Vergiler, vergilerle ilgili hani unuttuğunuz, halletmeniz gereken eskide kalmış bir konu birden önünüze çıkabilir. Bir fatura düşebilir, eski bir ceza saçma sapan şekilde önünüze gelebilir. Aletlerle ilgili, cihazlarla ilgili siz biraz daha fazla yoğun bu tersliklerle uğraşabilirsiniz. Ama özellikle 9 Mayıs'tan sonraki kısmı daha rahat, daha keyifli geçirme, daha rahatlama potansiyeli yüksek olan bölüm olacak. Hızlı kararlar alma, dönüşümlerinizle ilgili, dönüştürmek istediklerinizle ilgili cesur kararlar alma potansiyeli var. Parasal konularda, yatırımlarda, kredilerde, bankacılık işlemlerinde sizi uzun vadede bağlayacak, özellikle imza atacağınız her türlü noktada dikkatli olun, birbirine sorun, düşünmeden, iyice okumadan hiçbir şey imza atmayın. Nereye ne mail gönderdiğinizi, kimle ne konuştuğunuza dikkat edin ve bu süreç içinde de ek yükler almamaya çalışın. Merkür aynı zamanda burcunuzun yöneticisi olduğu için sizin bu dönüşüm etkinizi daha kuvvetli tutma potansiyeli var. Böyle bir detaylandırdığınız, hani yavaş ilerleyen birçok konuda bir taraftan da çok hızlı şekilde hem duygusal anlarda hem dünyevi konularda hızlı şekilde ilerleme potansiyeli var. İkili ilişkilerde de yeni bir sürecin bu Merkür retrosu ayak seslerini, dönüşüm etkilerini size getirme potansiyeli taşıyor. Güzellikle olsun, kolaylıkla olsun, rahatlıkla olsun inşallah. Her şeyin en yüksek hayrınıza ilerlemesi temennilerimle. Ve sevgili teraziler, yükselen burcu terazi olanlar başta olmak üzere tam karşı alanınızda bir Merkür retrosu var. Sizin için son derece önemli. İkili ilişkilerle gayet bağlantılı olacak. Ortaklı alanlarınız, iş ortaklarınız, hayat ortaklarınız, eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, değer verdiğiniz kişiler, hayatı birlikte paylaştığınız insanlar yani. Onlarla ilgili önemli etkiler verecek. Eski konular önünüze çıkabilir. Eski bir sevgili, eski bir eş, eski bir konu, eski bir iş, eski bir ortaklık. Onunla ilgili bir takım pürüzler yine aktif olabilir. Dolayısıyla biraz daha yedekli gitmeye, B planı geliştirmeye, çıkabilecek herhangi bir pürüzde daha kontrollü hareket etmeye önem verin. Ama özellikle ikili ilişkiler adına yeni bir dönemi bu Merkür retrosu size başlatabilir. İş teklifleri açısından da önemli bir süreç var. Yeni teklifler gelebilir veya önceden başlayan bir işin, bir yurt dışı kontağı, bir iş görüşmesi, yani sadece yurt dışında değil, Türkiye içinde bir iş görüşmesi, bir durumun yeniden birdenbire hasıl olması potansiyeli hayli yüksek. Duran işleri de açacak, hızlandıracak bir taraftan da. Ama özellikle ikili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, görüşmeler adına sizin için hakikaten tamamlama, şöyle bir düzeltme, ev temizliği yapma ya da diyelim döngüsünü aktif kılacak. İkili ilişkilerde çok radikal, çok beklenmedik noktalarda olabilir. Bu etkiler içinde özellikle başlangıcı 21 Nisan'la 9 Mayıs arasındaki süreçte biraz daha dikkatinizi bu noktalarda tutma potansiyeli hayli yüksek olacak görünüyor. En yüksek hayrınıza gerçekleşsin. Güzellikle olsun, kolaylıkla olsun, sevgiyle, aşkla, bollukla, bereketle tamamlamak ve şansın hep size doğru akması kısmet olsun inşallah. Ve sevgili akrepler, yükselen akrepler başta olmak üzere sağlık açısından dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle sağlıkla ilgili biraz hani uzattığınız, üstünde durmadığınız ya da böyle kontrolüne doktorun çağırmasına rağmen bir türlü fırsat bulup gitmediğiniz noktaları aktive etmeniz gerekebilir. Sağlıkla ilgili yeniden bir yapılandırma, belki daha önce olduğunuz bir operasyonun yeniden düzeltilmesiyle ilgili etkileri de aktive edebilir. Anne tarafından akrabalar, teyzeler, dayılar, onların çocukları, onlarla ilgili bir takım ailevi konular varsa bunlar yeniden revize edilebilir. Yeniden bunlarla uğraşmak söz konusu olabilir. Düşmanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Burada cesur kararlar almanız söz konusu olacak. Hayatınızdan sapla samanın ayırt edilmesi gereken bir süreci Merkür Retrosu size deneyimletecek gibi duruyor. Ayrıştıracaksınız. Biraz gereksiz olanları, hani bildiğiniz halde hayatınızda ısrarla tuttuğunuz kimler varsa bunlardan ayrılma, artık biraz da uzaklaşma zamanı. Sağlığınıza önem verin. Yüklerde bulunmayın. İş düzenlerinizi hani kendinizi çok zorlamadan, fiziksel ve ruhsal olarak kendinizi çok zorlamadan dengelemeye çalışın.
mesleki konularda çalışıyorsanız rekabete dikkat edin. Dostla düşmanın biraz birbirine karıştığı bir süreci deneyimlemek durumunda kalabilirsiniz. Ama yeni fırsatlar, yeni iş olanakları, rutinlerinizde toparlamanız gerekenlerle ilgili yeni noktaları da aktive edecek bir Merkür Retrosu sizi bekliyor diyebilirim. Güzellikle olsun, kolaylıkla olsun, su gibi aksın inşallah. Şansın, bolluğun, kısmetin tüm bu süreçte sizinle olmasın canı gönülden temenni ederim. Ve sevgili yaylar, yükselen yaylar başta olmak üzere aşk ilişkiler alanınızda, kişisel alanlarınızda gerçekleşen bir Merkür Retrosu var. İlişkilerle ilgili bir toparlanma, yeni bir etki veriyor. Ama dünkü genel etkiler videosunda da anlatmıştım. Fazlasıyla eski aşkları, eski ilişkileri, eskileri, bu dostluklar, ilişkiler, önem verdiğiniz, değer verdiğiniz belki bir arkadaşınız olabilir. Bunları önünüze koyma potansiyeli var. Yeniden karşınıza çıkartma potansiyeli var. Bu karma falan değil. Hani böyle sıklıkla gelir bu dönemlerde bana. İşte kadersel çok acayip şeyler yaşıyorum. Eskisi birden önüme çıktı. O Merkür Retrosu arkadaşlar. Dolayısıyla burada daha uyanık olun. Duygusal davranmayın, daha sakin olmaya çalışın ve unutmayın ki retro bitmeden kimse de değişmez bu arada. Hani eskisinin yeniden düzelmesi, değişmesi çok olası değildir, çok istisnalar hariç. Ama retro bittikten sonra bu anlamda bir karar vermek daha doğru olacaktır. Diğer taraftan kişisel bakımınız, kişisel işleriniz, kişisel gelişiminizle ilgili çok önemli değişimleri, dönüşümleri size hasıl kılan bir retro karşınızda olacak. Şans etkilerinde tıkanan noktalarınızda açma potansiyeli var. İşler hızlı ilerleyecek, duran işleriniz hızlanacak. Hatta hani 9 çarşambanın işi bir araya geldi denir ya, durdu bu işlere ne oldu diyebilirsiniz. Birdenbire her şey üst üste hasıl olabilir. Olumlu anlamda, hani güzel bereketi bolluğuyla gelecek inşallah. Dolayısıyla da tüm bu noktalarda daha planlı, daha programlı, akıllıca, duygusallıktan uzak hareket ederseniz hem aşkta toparlamanız, dengelemeniz gereken birçok noktayla karşılaşacaksınız. Hem de şansınız adına güzel fırsatlar size gelebilecek. İlişkilerde kimseyi merkeziniz yapmayın. Keyfinize bakmaya çalışın. Çok spontan, çok radikal kararlar alma potansiyeli de var. Devam eden ilişkilerde birdenbire çok radikal kararlar da aldırabilir. Her şeyde daha dengeli, analitik olmaya ve dikkatinizi bir şey yaparken de toplayarak ilerlemeye önem vermenizi tavsiye ederim. Sevgiyle, güzellikle, kolaylıkla tamamlansın inşallah. Sağlıcakla kalın. Evet sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar, gelin bakalım. Şimdi sıra sizde. Merkür Retrosu ne anlatıyor size? Öncelikle ailevi alanlar, yuva alanlarınız, gayrimenkullerle ilgili konularda bir retro yaşayacaksınız. Bilhassa yükselen burcu oğlak olanlar için bu nokta önemli. Şimdi burada bir süredir ev sahibi zulmü yaşıyorsanız ya da ev veya gayrimenkullerle ilgili birdenbire hızlı bir gelişme olabilir. İşte ev sahibiniz size belki bir işte çıkın diyebilir ya da yeniden bir ev aramanız gerekebilir. Panik yapmayın. Biraz daha bekleyerek hareket edin. Merkür Retrosu'nun hani dengelenmesine, 18'inden sonra bitmesine, tam oturan pozisyondan da çıktıktan sonra önemli bir kararı vermeye özen gösterin. Eğer bir kiralama yapacaksanız, kontrat imzalayacaksanız lütfen riskli maddeler varsa buraya dikkat edin. Ailevi alanlarda aynı zamanda, yani gayrimenkul, emlakla ilgili konularda biraz böyle hani daha önce başlayan ama sizin fark etmediğiniz konular önünüze düşebilir. Burada da daha çok özellikle kiracıysanız ev sahipleriyle ilgili sorunlar söz konusu olabilir. Ama endişe etmeyin, sakin olun. Daha sonra Merkür Retrosu'nun bitimiyle birlikte buralar dengine oturacak. Şimdi diğer bir noktada ailevi konular, iç alanlarınızla ilgili karışıklıklar söz konusu olabilir. İç huzursuzluklarınız artabilir, arayışlarınız artabilir, evden ayrılma isteğiniz artabilir. İçeride bir takım iletişim kopuklukları, herkesin birbirini yanlış anlaması, çabuk kişiselleştirme söz konusu olabilir aile içindeki noktalarda. Burada da dengeye önem verin, daha sakin olmaya çalışın. Hareketli etkiler söz konusu olabilecek bir değişim, ev değişikliği, hızlı karar vermeniz gereken bir durum da söz konusu olabilir. Ama tüm bu noktalarda
Evin içinde cihazların bozulması, teknolojik sorunlar yaşanabilir. Özellikle 9'una kadar, 9 Mayıs'a kadar olan kısımda daha sakin, daha acele etmeden karar vermenizi bilhassa tavsiye ediyorum. Oradan sonra da 9 ile 15 Mayıs arasında spontan hareket etmeyin. Hızlanacaksınız ama hızlanırken gözden bir şeyi kaçırmamanız gerekiyor. Retro kısacası sizin ailevi alanlar, kariyer alanlarınız, buradaki dengeleriniz, emlakla ilgili işleriniz, ebeveynleriniz, yuva alanlarınız, kimsenin görmediği o hani içeride olan ev alanlarınızla ilgili konuları, eski konuları kapatmanız üzerine bir hareketlenme, eski mevzuların fazla açılmasına neden olabilir ve iç gerginliklere karşı da böyle hani ev içinde biraz daha sakin, daha her şeyi büyütmeden, gerginliklere çok izin vermeden ilerlemek akıllıca olacak sevgili oğlaklar. Şans, bereket, bolluk sizinle olsun ve tüm bu retro döngüsünü en yüksek ayrınıza sükunetle, dengeyle tamamlamak nasip olsun inşallah. Ve sevgili kovalar, özellikle yükselen kovalar, girişimcilik alanlarınız çok aktif olacak. Daha önce cesaret edemediğiniz bir girişiminiz, bir durumunuz birdenbire öne çıkabilir. Orada bir tamamlama yaşama, bir cesaret etme, hızlı bir şekilde bir şeyin içinde kendinizi bulma söz konusu olabilir. Daha sakin, daha akıllıca ve mutlaka analitik gitmeniz gerekiyor. Cesur adımlar atabileceksiniz. Özellikle televizyon, işte basın, bu alanlarda bir takım medya, sosyal alan, sosyal medya alanları, YouTube gibi işleriniz varsa burada bir açılma, bir hızlanma söz konusu olabilir. Daha önce tıkanan işlerinizin bu alanlarda biraz daha öne çıkma ya da hızlanma potansiyeli var. Yakınlarınızla ilgili konular çok aktif olacak. Kardeşler, yakın arkadaşlar, burada dengelenmesi, düzenlenmesi, artık toparlanması gereken noktalar fazlasıyla önünüze düşme potansiyelinde. İletişimle ilgili konularda kopukluklar olabilir. Daha önceki bir küslük ya da bir sıkıntı dengeye girebilir. Bir arkadaşınızla ya da kardeşinizle, yakın gördüğünüz biriyle birdenbire bir iletişim kopukluğu içine girebilirsiniz. Hiçbir şeyi gözünüzde fazla büyütmeden daha sakin, daha akıllıca bu süreci yönetmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Ama girişimler adına, yeni gerçekleşecek şeyler adına da cesur adımlar atma, hızlanma, özellikle duran, ilerletmeye çalıştığınız konularında hızlanma potansiyeli hayli yüksek olacak sizin adınıza. Hem iletişimde hem de yazılı ve sözlü iletişimde biraz daha da dikkatli, iyi kontrol ederek gitmeniz lazım. Yani bir maili nereye gönderdiğinizi, ne yazdığınızı, işte ya da sözlü olarak biriyle kime ne söz verdiğinize, size verilen vaatleri ve sizin verdiğiniz vaatlere karşı da daha uyanık, daha akıllıca hareket ederseniz bu retro size önemli sonuçlar aldırma potansiyelinde de durağan işlerinizin, yavaşlayan işlerinizin ya da sizin cesaret edemediğiniz alanların birden hızlanma, çok ilginç fırsatları da önünüze taşıma, potansiyeli taşımakta. Tüm kalbimle en güzelin, en yüksek halinize olacak şekilde gelişmesini canı gönülden diliyorum. Sağlıkla, afiyetle tamamlamak nasip olsun inşallah. Ve sevgili balıklar, balık burçları, yükselen burçları balık olanlar başta olmak üzere. Şimdi baktığımızda ikinci ev dediğimiz para alanınız, finansal alanlarınız, değerlerinizle ilgili alanda bir Merkür retrosu var. Alacak bir alacak durumunuz varsa bunun dengelenmesi söz konusu. Kredilerle ilgili, bankacılık işlerinizle ilgili, eski konuların, belki önceki bir başvurunun tamamlanması ve burada bir hızlanma söz konusu. Ama parasal konularda risklere girmeyin. Özellikle yatırımlarda herkesin her dediğine inanmayın. Bilmediğiniz bir alanda birinin sözüyle hareket etmeyin. Sahtekarlara, dolandırıcılara, özellikle online yapılacak herhangi bir noktaya dikkat edin. Bilhassa işte sosyal hesaplarınızın, sosyal medya hesaplarınızı ve benzeri alanların güvenlik duvarlarını yüksek tutmaya çalışın. Parasal konularda borç verirken, eğer bir borç birisi sizden borç isterse çok dikkat edin. Kimseye kefil olmayın, en yakınlarınıza bile. Daha sonra o borcu almanız ya da o kefillikle ilgili büyük sorun yaşamanız olası olabilecek. Yatırımlarda bilmediğiniz alanlarda da ilerlememek doğru olur. Evet sevgili balıklar, özellikle yükselen balıklar, konuşmalar, iletişim alanlarınızla ilgili de bu Merkür retrosu özel etkiler veriyor.
Daha önce hani size verilen bir söz yeniden revize edilmek durumunda kalabilir. Gerginlikler söz konusu olabilir. Bir konuşma çok hızlı tartışmaya dönüşebilir. Özellikle ailevi konularda parasal meseleler bağlantılı konularla ilgili bazı halledilmesi gereken konular çok fazla masaya yatırılabilir. Aile içi, emlak işleri, gayrimenkullerle ilgili konularda kendi iç dengenizde parasal alanlarla bağlantılı bir takım dengeleri hızlı şekilde yerine oturtmak durumunda kalabilirsiniz. Sezgisel anlamda da çok yüksek seyredecek bir Merkür retrosu var. Sezgilerinize güvenin. Hisleriniz sizi yanıltmayacak. Özellikle 9 Mayıs ile 15 Mayıs arası orada hislerinizin, sezgilerinizin ısrarla size yap ya da yapma dediği şeyleri biraz dinlemekte fayda olacak. Sağlıkla, güzellikle, en kolay şekilde rahatlık ve huzurla tamamlamak nasip olsun. Tüm işlerinizin su gibi akacağı, şahane ve size çok faydalı olacak, güzellikler getirecek bir Merkür retrosunu tamamlamanızı canı gönülden temenni ediyorum. Sevgiyle kalın.